Neden şişe cam var? Yani şişe cam da artık evet çok fazla çok sık soruldu. O nedenle onu da bir miktar hızlı geçmek istiyorum. Dünyada çok zor bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'da da bazı cam şirketleri üretimi mesela azalttılar. Hatta daha küçük olanlar için de şalter indirenler var. Şişe camı da tabii ki bu enerji şeyleri çok fazla zorluyor olabilir. Ama gelen bilançoya baktığımız zaman geniş bir coğrafyada bir şirket ve çok güzel yönetilmiş. Yani bütün o enerji riskleri, maliyetler, onlar bunlar o kadar iyi bir şekilde bir yönetim var ki şeyde, şirkette. Yani takdir edersiniz anca açıkçası. Yani bu kadar zor şartlarda getirebileceği en iyi bilançoyu getirmiş vaziyette. Şişecam'ın hikayesi yani çok fazla. Amerika'daki yatırımın devreye girmesi, yeni şeyler, camla ilgili yeni cam üretim hattını devreye alıyor olması, sürekli böyle yeni bir hikayesi var. O nedenle şişe camı olan insanın hani korkmasının da çok fazla bir anlamı yok. Net karı geçen yıl 6 aylıkta 2,7 milyardı. Bu yıl 9,5 milyar TL oldu 6 aylıktan 6 aya. Geçen yılki karını zaten şimdiden aştı. Evet, o mesela 5,3 PK var. 1,2 piyasa değeri defter fiyatı var. Yani fiyatı çok çok yani şey ucuz. Evet, çok zor bir dönemden geçiyoruz ama Şişecam bu dönemi çok iyi yöneten bir şirket oldu. Grafik olarak bakayım hani hedef fiyatlamaları belki hedef değerine çok yakın olabilir. Hani herkes 28 lira, 30 lira gibi fiyatlar biçiyorlar Şişecam'a. O nedenle belki hani hedef fiyatına yakın noktalarda olduğu için istenildiği gibi bir yukarı bir hareket yapmıyor olabilir. Ama bence yeni gelen bilançolarla beraber Şişecam'da da bu şeyler, hedef fiyatlar yukarı doğru revize edilebilir. Avrupa'da yaşanan bu hadiseler Şişecam'a olumlu yönde etkiler edebilir. Bence oturup bir beklemekte yarar var. Yani Şişecam şu anda satılacak bir yerde değil. Hani elinde Şişecam vardır da gitmiyor diye üzülüyordur belki. Bence tam hani böyle uzun vadeli çok güzel bir yatırımlık bir hisse olduğunu düşünüyorum. Ama ben tabii her zaman biliyorsunuz Dicle Hanım, yani hiçbir zaman tek hisseye yatırımı bizler önermiyoruz. Her zaman bir yatırımcının portföyünde çeşitlendirme yapmasını öneriyoruz. Riski yaymasını öneriyoruz. Yani birden fazla hisseye yaymalı ve her şirketin de farklı sektörlerde olmasına da özen göstermeli yorumunu her çıktığımız yerde yapıyoruz. Evet. Peki.